Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Kısa bir süre önce General Mobile'ın İstanbul'da bulunan fabrikasını ziyaret etmiştik. Orada üretilen telefon olan General Mobile GM9 Pro teste geldi. Hemen test öncesinde kutudan açıyoruz ve kutu içeriğine bakıp biraz da genel özelliklerinden bahsedeceğim. Kutusunu açmadan önce, çünkü sıfır kutulu ürün geldi, telefonla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hemen arkasındaki yazan bilgilere göre Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Parmak izi sensörü var, 3D piksel teknolojisine sahip. 12 megapiksel ve artı 8 megapiksel olmak üzere arka tarafta dual bir kameramız bulunurken ön tarafta da 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bir de yine arka yüzde dual tone flaşımız mevcut. Portrait modu, video stabilization ve auto HDR gibi özellikler de yine telefonda var ki bu telefonun en önemli özelliği kamera fonksiyonlarının çok gelişmiş olması, bunu söyleyeyim. 6.01 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Full HD Plus diye geçiyor. Çözünürlüğü 2160'a 1080 piksel. 18'de 9 ekran oranımız var ve Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi de kullanılmış telefonumuzda. Qualcomm'un Snapdragon 660 ki orta seviye bir işlemcisi var bulunuyor. 2.2 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci bu. 4 GB RAM, 64 GB'da depolama kapasitesi olduğunu söylerim. MicroSD desteğimiz de var. O da 256 GB'a kadar kapasitemizi arttırmayı sağlıyor. 3800 mAh'lik bir pilimiz var ve GM Turbo şarj özelliğiyle beraber de hızlı bir şarj imkanı sunuyor. Telefonun bir diğer özelliği ise Dolby Atmos stereo hoparlörü bulunması ve bu sayede daha iyi ses kalitesine sahip olması. Genel özellikleri böyle. Şimdi kutudan çıkaralım. Her zaman olduğu gibi poşetimizi yırttık. Hemen şurada gözünüzün önünde kutudan çıkartıyoruz. GM 8 bir önceki modeldi. GM 8'e çok benzeyen bir kutu. Hatta birebir aynısı diyebilirim. Şurada yan yüzünde bir etiketimiz var. Bunu da yırtmamız gerekecek çıkartmamız için. Şöyle bıçağımızla şöyle yırttıktan sonra kutumuz açıldı. Hatta bunları biz videoda kutu nasıl kutulandığını da göstermiştik fabrika gezisinde. O videoya da bakabilirsiniz bu arada. Klasik bir General Mobile'in GM8'de başlattığı bir seri anlayışı var. Böyle bir plastik bir kutu var. Yine bu etiketi açmamız gerekecek. Şu yan yüzde bulunan. Evet, bunu da açtık. Telefon karşımıza çıktı. Burada da yine az önce bahsettiğim teknik özellikler buradaki ekranda da yazıyor. İşte ne yazıyor? Android işletim sistemi, ekran oranı, işte işlemcisi ve kamerası vesaire vesaire gibi bilgiler burada da yazıyor. Arka yüzde de yine bir sticker'ımız var. Ben bunları bir çıkarayım. Sticker'larımızı. Hem burada e-mail numarası var. Buna gerek yok. Hem de bu ön yüzde de bir sticker'ımız var. Onu da çıkartıyoruz ki bunlar çizilme vesaire gibi şeylerle karışmasın diye. Bizim bu ürünü bir ön inceleme testinde yayınlamıştık. Orada da yine aynı renk denk gelmişti bize. Altın sarısı gibi bir rengi var. Bunun o şekilde geçiyor. Yan yüzde yine kırmızı bir açma kapama tuşu ki bu aynı zamanda power tuşu görevini görmekle beraber ek olarak bir de iki kere dokunduğunuz zaman doğrudan kamerayı açan bir tür hızlı bir shortcut, kısa yol tuşu olarak tanımlanabilir. Hemen üst tarafında bunun bir başka bir tuşumuz daha var. Burada da bir tuş bulunuyor. Bunun yan tarafı önden bakıldığında solda ise iki adet tuş konumlandırılmış. Bu tuşlar da açma, sesi açıp kapatmayı sağlıyor. SIM kart yuvamız nerede? O da hemen yan tarafta. Bu ses açma kapama tuşlarının hemen yanında konumlandırılmış. Bu arada sevdiğim bir özellik USB Type-C 3.0 kullanıyor. Ama standart kulaklık çıkışta var. Ben 3.5 mm olan bir tarif edelim. Yani o kafayı daha çok seviyorum. Burasının aynı zamanda yani Type-C'nin aynı zamanda kulaklık çıkışı olması bana biraz sıkıntı oluyor, olduğunu düşünüyorum en azından. Başka ne var kutuda? Hemen bakalım. Şöyle şık bir paketimiz var. Hemen göstermiş olayım ekranında. Bu pakette USB kablomuz. Şöyle koyalım. Standart Type-C USB kablomuz var. Şöyle göstereyim. Hemen yanında adaptörümüz bulunuyor. Bir de GM8'de de bulunan kulaklık var. Bu ne şık bir kulaklık kutusunda geliyor. Şimdi açacağım onun paketini de. Şunları bir alalım. Kulaklık da şu şekilde. Kulak içi kulaklık. Bu kulaklığın Dolby Atmos desteklediğini söyleyeyim. Bu sayede hani daha ses kalitesini bir tık daha yukarı taşımış oluyoruz.
Hemen hızlıca bir telefonu açalım, bakalım. Kamerası iddialı dedim ama bu iddia boş bir iddia değil. Şimdi herkesin kamerası iddialı kendine göre bakacak olursak ama Can Irmavay burada akıllıca bir hareket yapmış ki yöneticilere de söyledim. DxOn Mark diye bir platform var. Bilenler muhtemelen biliyordur. Bu tarz telefonların, akıllı cep telefonlarının, fotoğraf makinelerinin ve objektiflerin kalitesini belli kıstaslara göre sıralayıp bunlara puan veriyor. DxOn Mark testine girdi. Bu testten hem videoda hem de fotoğraftan puanlanıyorsunuz. 90 puan aldı ortalamada. Gayet iyi bir puan. iPhone 8'in bir tık altında olduğunu söyleyeyim. Ve rakiplerini de birçok rakibini de geride bırakmış. Hatta benim gördüğüm kadarıyla yerli markalar içinde, Türkiye'de üretim yapan ve yerli olan markalar içinde en yüksek puan, ki başka telefonda yok şu anda, DxOn Mark'ta General Mobile GM9 Pro aldı. İyi bir kamerası olduğunu düşünüyorum. Test yapacağız. Kamera arkadan da şöyle göstereyim. Şöyle kamerayı yakınlaştıralım. Dual kamera teknolojisi var. Az önce söyledim. 12+8 megapiksel. Yine dual ton flaşımız var. Yine arka yüzde parmak izi okuyucumuz da var. Bu arada bu telefonla ilgili bir söz de vereyim. General Mobile GM9 Pro'yu ayrıca bir kamera testine tabi tutacağım. Kamerasını ayrı olarak video olarak inceleyeceğiz. Böylece siz Teknoloji Oku izleyicileri de böyle bir ayrıcalığa kavuşmuş olacak ve kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda anlatacağım. Normal inceleme de yapacağımızı söyleyelim. Kutuyu açtık. Özelliklerinden genel olarak bahsettik. Uygun fiyatlı bir telefon mu? Değil. Ama özelliklerine göre, sunduklarına göre baktığımızda aslında orta seviyenin biraz üstünü zorlayan ve hani bence yerli markalar içinde değerlendirdiğimizde de fiyatı en yüksek modellerden bir tanesi. Diğer yerli markalar da var. İşte Casper'ın da benzer ürünleri var. İşte Vestel'in de var. 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatı zorlayan modelleri de var. Bakalım GM9 Pro bu alanda ne yapacak, neler yapabilecek ve Çinli rakipleri de var. Onları da değerlendireceğiz. Detaylı bir inceleme olacak. Yaklaşık 3-4 hafta vermenizi rica ediyorum. Daha sonra detaylı bir incelemede karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştiri ve düşüncenizi www.teknolojioku.com adresine iletebileceğiniz gibi bu videonun altına veya diğer videolarımızın altına da yazabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.